Evet, zorluk derecesi ortanın biraz üzerinde arkadaşlar. Zor soru kademesinde. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor. Burada sodyumu biliyorsunuz ama burada yeni bir kök karşımıza çıktı. Şöyle bir tüyo vereyim arkadaşlar. CO3-2 bu karbonat köküydü. Karbonatı hepimiz biliriz. Buna bir hidrojen önüne gelirse eğer şuradaki yükü bir azalıyor. -2'den -1'e düşüyor. HCO3-1. Bakın önüne o zaman bir ön eki geliyor. Bikarbonat diyoruz. Bikarbonat. Mesela SO4-2'ye ne diyoruz? Sülfat diyoruz. Buna bir tane hidrojen gelirse yükü -1 oluyor. Bisülfat ismini alıyor. O yüzden burada bikarbonat ismi doğrudur arkadaşlar. Kalsiyum karbonat. İyonik bağlı bileşik. Burada sayı okunmuyor. Kalsiyum karbonat. Bu da doğru. Ama geçiş metaline dikkat. Geçiş metali varsa değerliğini Roma rakamıyla yazıyorduk. Bu 3'ü çapraz dediğimiz zaman demir artı 3 değerlik alır. Demir artı 3 aldığı için Roma rakamıyla 3 yazılmış. Doğru. NO3 nitrat köküydü. O yüzden bunun ismine de dikkat arkadaşlar. Buraya nitrit yazabilir atlatmak için. Bu nitrattır. NO3-1. Bileşiğimiz doğru okunmuş. AlPO4 alüminyum fosfat. Yani iyonik bağlı bileşik arkadaşlar. Sadece adı okunur. Sayı okunmaz. Alüminyum PO4 de fosfat köküdür. O yüzden tuzaklardan biri bakın. PO4 -3 yüklü kökümüz. Köklerde genellikle ne dedik? At eki gelir. Fosfat. Ama ametallerde ür eki olur. Tek başına olsaydı mesela P-3 bu fosfürdür. S-2 sülfür, klorür, bromür diye gidiyor. Ametaller kök halde değil. Bakın tek başına ise o zaman ür eki alarak okunuyordu. Ama köklerde sonuna at eki geliyordu. O yüzden D şıkkı yanlış okunmuş. Cu geçiş metali. Hemen geçiş metalini görünce değerliğini buluyoruz. Artı 1 almış. Şu 1'i çaprazladık. Artı 1 alıyorsa değerliğini buraya Roma rakamıyla yazıyoruz. Bakır 1 oksit. Bu doğru. O yüzden bize yanlışı soruyor Diyarbekir.